Antalya'daydım. Işıklar'da küçük bir
toplantımız var, toplantıya davet etti. İlk toplantıda açık söyleyeceğim, çok bir şey anlamadım. Çünkü ben 20 yaşındayım, biraz da böyle hayata yeni atılmışız. Sivil hayatın yeni uyum süreci içerisindeyim. Tek gördüğüm bir şey vardı, insanlar para kazanıyordu. Ben de iş arıyordum, dedim ki tamam ben bu işi yapabilirim. Ve ilk firmamda 8 yıl kaldım. Bu da ilk gittiğim, resmi öğretmenim arkadaşım bu. Bu da benim. İlk gittiğim etkinlik. Ankara'da bir eğitime katılmıştım. Biraz daha olayın ciddiyetini görebileceğim bir yer derken, orası benim için aslında çok güzel bir okul oldu. O 8 yıl içerisinde network marketing'i çok iyi öğrenebildim. Ve çok çalıştım, iş kuruyorum ama bazen şey vardır. Mesela bugün burada ilk kez böyle bir firmayla tanışanlar şanslı. Çünkü OneWay International ürün ve ödeme planı olarak çok avantajlı. Bizim o zaman çalıştığımız Amerikan firması öyle değildi. Çok para kazanamıyorduk. Ama ne yapıyorduk? Hep kendimizi geliştiriyorduk. Hani bir gün belki işler olur diye. Ve bugün o geçmişte 8 yıl kaldığım firmadan aslında çok şey öğrendiğimi fark ediyorum. Onlar sadece bana belki de altyapı oluşturdu. Akabinde bu yine bakın oradan ilk zamanlar gençlik bir adı. Kolye falan takıyoruz ondan. Bu da çok belli olmuyor ama ben kolyeyi hiç hatırlamıyorum işin içine. Zaman tabii çok hızlı geçiyor. Ve 8 yılın sonunda o firmama veda ettim. Akabinde bu arada üniversite mezun oldum. Bir sene ithalat ihracat müdürü olarak çalıştım. İnşaat mühendisiyim bu arada normalde ama kendi mesleğimi yapmadım bir sene boyunca. Çünkü oradaki teklif çok iyiydi. Dedim ki inşaat mühendisi olarak az kazanacağım ama burada çok kazanırım diye ithalat ihracat müdürlüğü yaptım bir sene. Çok büyük bir firmada. Sonrasında dedim ki bazen insan mesela çok böyle rahat olması da iyi değil. Yani. Dedim ki ben kendi mesleğimi yapacağım. O işi bıraktım. Ve inşaat mühendisliği tekrardan yapayım. Bu arada bir network'ten hiç kopmadım aslında. Network'ün içerisindeyiz. O sırada Zeynel de Bursa'daydı. Dedi ki, gel dedi Bursa'da işte, o da inşaat işleri görüşürüz. Birlikte de bir şeyler yapalım falan. Çıktım Bursa'ya gittim. İnşaat mühendisi yapmaya başladım. İşte koşturuyorduk birlikte. Derken orada bizim iş yaptığımız bir tane müteahhit arkadaş bir gün bize bir firmadan bahsetti. Sene 2017. İşte o zamanlar tabii çok bilgimiz olmadığı işler. Böyle nasıl desem, belki duymuşsunuzdur işte böyle para yatırıp para kazanıyorsun. İşte sonra evet. Kısacası ben Ponzi işler diyorum da. O zaman bilmiyorum. Network marketing sandım. 2017'de kim biliyordu ki böyle şeyleri? Kimse bilmiyordu. Ve 2017'de o bahsettiği işi yapmaya başladım. Derken, yani o işlerde yaklaşık 20 ülkede iş kurdum. İlginçti. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Aynı ürün firmaları gibi hep devam edecek bu iş. Yani sonsuza kadar gidecek diye kafamda bir şey var. Ve 2017'nin sonuydu. Bir gün, bu arada bir gün dışında eğitimler veriyorum. Ukrayna'da verdim, Azerbaycan'da verdim. İşte Belarus'ta birçok yere gidiyorum, eğitimler veriyorum. Artık çok ciddi paralar kazanıyorum. Karaman'da en son bir eğitim yaptım. Oradan Bursa'ya geçiyoruz. O güne kadar hani ben hep şey diyorum. Orduyu bırakırken diyordum ki bu benim için zor bir karar. Hani zor bir süreç diyordum. Sonuçta bırakırken borçlanıyorsunuz, para ödüyorsunuz falan. Hani kötü, bu daha ötesi olabilir mi diyordum. Oluyormuş. Yolda giderken telefonu çalmaya başladı. Bir iki kişiye bakmadım ama sırada bir sürü kişi aramaya başladı. Neyse sonra açtım, ne oldu, hayırdır? Ya işte web sayfasına giremiyoruz. Nasıl yani? Şu an bizim şirketin sayfasına giremiyoruz falan. Arabayı sağa çektim. Ben de dedim, girebiliyor muyum? Giremiyorum. Arıyorum, kimseye ulaşamıyorum. O an şöyle bir şey oldu. Dedim ki acaba ne yapsın? Çünkü daha bir saat önce belki de 100 bin dolarlık yatırım yapmış, toplantı yapmışsı ve yolda şu sene giderken böyle bir şey yaşıyorsun. Ve hayatımda hiç öyle bir şey yaşamamışım. Çünkü
Ponzi nedir bilmiyorum. Neyse Bursa'ya gittim. Topladık arkadaşları. Ne yapacağız? Dediler ki, bazıları dediler ki gidelim, görüşelim. Bizim çözüm yolu bulalım. Gittik, görüştük ama adamlarla ben hiç mantıklı gelmedi. Çünkü bir defa şöyle bir felsefem var benim. Eğer bir kişi bir kez yanlış yapıyorsa bir daha yapar. O yani devamı gelir. Adamların da niyetin iyi olmadığını gördüğüm için döndüm, dedim ki ben hiç sorumluyum. Bu işten ne kazandıysam vereceğim. Herkes dedim görürsün. Yeter ki dedim sorun çözülsün. Ve çok ciddi paralar kazandım işten, emin hiçbir şeyim olmadan geri çıkmış oldum. Ama psikolojik yıpranma has safhada. O sırada işler yapıyoruz Zeynel Bey'le. Tabii yine birlikteyiz ve çok ciddi yeniden yapmış olduğumuz ticaretlerde para kazanmaya başladık. Bazen hani kötü şey de sana iyi şeyler getirebilir. Mesela biz bu işi yaparken yurt dışında çok bağlantımız olmuştu. Git gel yapmıştık. Orada mesela bazı farklılıklar görmüştüm. Neydi mesela bugün arkadaşımız çok büyük işte Bitcoin falan sandık. Kimler büyüyor? Bakın sene 2017'de biz yurt dışından alıp Türkiye'de satıyorduk. Ve çok ciddi paralar kazanıyorduk. Bir günde 100-150 bin paralar kazanıyorduk. Öyle düşünüyorum. Veri tekniğinde çok ciddi tekrardan kendimizi toparladık. Hayat standartlarımız değişti. İyi işler yapıyoruz, inşaat işleri kovalıyoruz. Artık şey, network değil de normal ticaret yapıyoruz. Ve işte yurt dışında bağlantılar sağlıyoruz, gidiyorum, geliyorum. Hatta o dönemde işte Ukrayna, Belarus, Rusya, birçok yere gittik geldik. Şirket kurduk, orada şey yaptık falan derken bir gün en son işte Belarus'a çok büyük bir anlaşma yapmaya gideceğim. O sırada bizim de bu işleri ortak yaptığımız da ortağımız. Sağ olsun, olmayabilir. O güne kadar kelime de bile iyi bir belirte bulundum aslında, onun gibi. 2 yıldır birlikteydik ve hiçbir yanlışlığı görmemiştik. Ama demek ki bu hayatta herkesin belli bir rakamı var. Rakamlar çok uçuk boyuta geldiği için biz yurt dışına gittik, anlaşma yaptık, böldük, kendisine ulaşamıyoruz. Ve giderken de bütün kontrolleri ona bıraktık. Ve o dönemde sadece kendi paramız 6-7 milyon lira para kaybettik. Üstüne borçlandık. Düşünsenize bir gün önce, yani 3-4 gün öncesi gittiğinizde son model lüks bir arabaya biniyorsunuz. Dubleks bir evde kalıyorsun. Bir mekana gittiğinde, çünkü iş yaptığı insanlar hep böyle sahibi insanlar. Bir mekana gittiğinde kapıda seni karşılıyorlar. Arabanı almak için kapıda alıp gidiyorlar. Birkaç gün sonra bir bakıyorsun, hiçbir şey yok. Hani filmlerde fazla izlediğimizde böyle inandırıcı gelmiyor ama şey gayet inandırıcı oluyor. Ve psikolojik bozuldu. Yani nasıl diyeyim size? Hani paranın gitmesi sadece sorun değil de insanın onu hazmedememesi yani sorun. Çünkü alın teline çalışmışsın, o kadar yıl uğraşmışsın, kazanmışsın ve çok basit bir hatadan. Aslında sadece o aradaki samimiyeti güvenden dolayı yaşamış olduğumuz bir problem. Ve herkese dedim işte, tabii işler iyiyken herkes iyidir. İşler iyiyken herkes iyidir, çevredeki herkes iyidir. İş yaptığınız insanlar da çok iyi olur. Ama işler tersine döndüğünde, işler iyiyken ben holding sahipleriyle oturuyordum. Onlarla iş yapıyordum. Bir anda o paralar gidince bu sefer onların işlerini yapan kötü arkadaşlar oturmaya başladı. O güne kadar hiç hayatımda mesela öyle mafya var tiplerle oturmamıştım. Oturmak zorunda kaldım. Oturup kalkmaya başladım. Herkesle uzlaşıyoruz çünkü sonuçta adamlarında giden mevcut rakam var, ödememiz lazım. Mevcutta ne varsa o an edinmiş olduğum gayrimenkul, işte araba, ne varsa hepsini hemen sattım. Kalan borç için herkese taahhüt verdim ki tamam halledeceğiz. Fakat nasıl halledeceğimi bilmiyorum, o da şimdi geçiyor. Yani psikolojim de bozuk. Ve Zeynel Bey dedi ki ben bu Bursa'da kalırsam bu işin sonu iyi değil. Hani Cimron'un bir sözü var, diyor bitki değilsiniz, yer değiştirebilirsiniz. Bu şehirlerin bana yaramıyor. İki defa zirve gördüm, iki defa dip gördüm. Ben dedim,
başka bir yere gidip kendimizi toplamam lazım. Ben buna arınma süreci diyorum. Bursa'da bütün her şeyi bıraktım. Çıktım Konya'ya değil. Ailem orada yaşıyor. Konya'ya değil. Tabii tekrardan bir şeyler yapmak istiyorum. Ne yapabilirim derken gittim Şantiye Şehri'yle inşaat mühendisi yaptım. Çok büyük bir projede yaklaşık 100 milyon dolar bir projede Şantiye Şehri'yle yaptım. Görevlerinde insanlar çok büyük para kazandığını düşünüyor ama öyle olmuyor. Şöyle söyleyeyim, mesela 500 kişi falan vardı çalışan şantiyede. Bizim inşaat mühendislerin baletin rengi farklıdır. Biz o baletle yani tabii sahaya çıktığında herkes tedirgin olur. Neden tedirgin olur? Çünkü her şey yapabilirim. Sudan atılabilirim. Taşeronu ceza verebilirim. Veyahut da sinirliyim diyelim bir bahane bulurum. Olabilir. Şimdi o yüzden de ne yapıyorlar onlar? Tabii sizi gördüm. Bir de herkes kaçışıyor. İşine falan gidiyor. Böyle değişik bir şey. Baktığınızda işin aslında statü olarak ve şey olarak nasıl desem yaptırım olarak evet çok iyi ama gelir olarak aynı şey geçerli değil. Ben kazanıyorum diyelim 7000 TL. Benim iş verdiğim yani ben sahaya çıktığımda çekinen adam ay sonu geldiğinde ben hangi işini yapıyorum adam alıyor 300-400 bin TL. Doğal olarak bir uçurum var aslında. Şimdi proje bittikten sonra dedim ki yok ben kendi işimi yapacağım yine. Ben de bu şekilde yapamam. Ve tekrardan inşaat alanında iş yapmaya başladım. Ama tabii bunları yapmadan önce ilk Ereğli'ye gittiğimde sene 2018'de ilk gittim Ereğli'ye. Aradan birkaç hafta geçti. Zeynep Bey bu arada bu şirkette şu an Diamond Master. En üst kariyerde. Ve biz 10 var. Üniversitenin başından beri yani 14 yıldır arkadaşız artık. Arkadaşlıktan öte. Kardeş gibiyiz yani. Hep birlikte hareket ettik. Hiç de şey yapmadık. Hani birlikte çıktık, birlikte baktık. Öyle düşünün. Bunu da birçok kez yaptık. Aynen. Hep çıktık, baktık, çıktık, baktık gibi oldu ama. Ve 2018'de ben psikolojik olarak sıkıntıdayım. O kadar parayı kaybetmişiz. Artık nasıl diyeyim şehri değiştirmişim. Zeynep beni arıyor diyor ki ya diyor kanka diyor ben diyor muhteşem bir iş buldum. Şimdi birkaç defa baktığınız zaman iş yapar mısınız? Asıl onlarla yapıldı belki. İşte ben öyle düşündüm. Dedim ki şöyle düşündüm. Ben hazır değilim zaten. Dedim ki daha tamam ne iş ne ben geldim anlatacağım dedim. Telefonu da söylemek istemiyorum. Ne diyor marketing dese diyeceğim ki ya bak zaten biz tövbeliyiz bir şey diyeceğim. Çıktı. O zaman parası da yok. Otobüsle Bursa'dan Ereğli'ye geldi. 10 saat yol geldi. Tabii heyecanlı, yeni üye olmuş. İşi yapacak ve işte gelecek. Ben ona üye olacağım. Bir anda iş kuracağız. Hayallerimiz gerçekleşecek. Falan falan. Ereğli'ye geldi. Neyse ben işte aldım onu otogardan. Gittik eve. Dayanamıyordum. Anlatmak istiyor hemen. Dur ya bir kahvaltı yapalım dedim. Gidelim şey yapalım anlatırsın. Her neyse dedim. Çünkü ben o an zaten bir şey dinleyecek durumda değilim. Başladı bana anlatmaya. İşte Duban'ın orada bir firma var. Ben gittim gördüm. Şöyle iyi. Annem kullandı böyle oldu. Anlatıyor. Anlatıyor da anlatıyor. Şöyle kazanacağız. Böyle uçacağız. Baktım bu şeyi sanıyor. Böyle oturuyordum. Elimi cebime attım. Burada kredi kartı vardı. Çıkardım, uzattım. Dedim ki, şuradan dedim, ileri, bilmiyorum bu için ileride. Şuradan dedim, benim dedim, üyeliği yapar mısın? Tabii şaşırdı. Açtı hemen bilgisayarı. İşte, girdi şeyleri. Yaptı, üyeliği getirdik. Ama dedim, benim başkanım bu işlere. Nasıl sen dedi? Şimdi işte verdi kartı ama benim başkanım diyor. O da usul üyeliği. Adam o kadar yol gelmiş değil mi? Şey yok. Neyse, gel dedim biz gidelim. Gelmişsin buraya, bari dedim biraz sohbet edelim, gezelim. 2 gün kaldı. Tabii büyük bir hayal kırıklığı yaşadı aslında. O büyük hayal kırıklığıyla geri döndüm Bursa'ya. O banlor yapmaya başladı. Ben üye olduğuma kaldım ve hiçbir şekilde 2 yıl boyunca banlordaki bu back office diyoruz ya kullanıcı sayemiz. 2 yıl boyunca ben ona hiç girmedim. Neden biliyor musunuz?
işler yapıyorum. İşte grubu toparlamak için uğraşıyorum. Kafamı toparlayayım diyorum. Zeynep beni sürekli arıyor. Her ay arar. İlk başta para az kazanırken ayda 1000'di. Sonra kazanmaya başladıkça haftada 1'e çevirdi onu. Hep arıyor başka bir şey için. Sonra bir ben kullanmura geliyorum. Ya işte ben de şöyle oldum. Süpersin diyorum. Devam. Devam. Hatta hiç unutmuyorum. Aslında en büyük şoku yaşadığı zaman 2019 Ağustos ayıydı. Beni aradı ama sesinden çok heyecanlı böyle. İşte kanka bu ay Pearl Master oldum. İşte 220 lira kazandım. Bir tane Porsche aldım. Benden hemen şey bekliyorum dedim. Tamam hadi gel ben de evimde beni bekliyor galiba. Ben de dedim ki süpersin kanka devam et. Adam ne diyeceğini bilemedi telefonda. Ondan sonra kapattık telefonu. Ve 2 yıl hiçbir şekilde yani bir kez bile şöyle ne bileyim Google'a Vanmor yazıp bakmadım bile. Bu hayatta herkesin demek ki doğru zamanı var. Bakın 2 yıl boyunca hiç ilgilenmedim. O arada da kendi düzenimi kurdum. Kendi işlerimi yapıyorum. Ofisim var. İnşaat üzerine. Proje sağda yapılabilecek ne iş varsa. Öyle iş ayrımımız da yok. Ekip de var. Çalışıyoruz. Çalışanlar var. Ofiste. Hani para kazanmıyor adam değil. Her şey de güzel gidiyor. Bir sistem oturtmuşum ve çok az kalmış. Kafamda şöyle diyorum. Tamam bu borçları 2-3 yılda bitiririm. Ondan sonra şöyle kazanırım. Böyle olur falan falan planlar yapıyorum. Derken hiç bilmediğimiz bir şey çıktı ortaya. Covid-19. İlk çıktı, ekranlarda görüyoruz. Çin'de adam gidiyor, yolda düşüyor, ölüyor falan. Diyorsun ya, Çin'de bak ya, gelmez mi? Kimler mesela böyle düşündü? Değil mi? Vallahi ben öyle düşünüyordum. Yani çünkü çok virüs çıkmış, hiçbir Türkiye'ye gelmemişti. Gelmez diye düşünüyordum ki yanılmışız. Hatta ilk başta ne diyorlar? Bizim genlerimizden dolayı bize bulaşmıyor falan diyorlar. Bizler öyle geliyorlar. Sonra birden Türkiye'de şartlar kötüleşmeye başladı. Mesela kimler kendi işini yapıyor? Bak bu arkadaşlarınız beni daha iyi anlayacak. Bir ilk zaman hatırlasanız da böyle ilk bu işte şehirler arası yolculuklar kapatıldı. Hatta ondan bir ay öncesi falan böyle. Herkes tedirgin. Ölecek miyiz? Ne olacak? İşte devlet verecek mi bu bize destek, nasıl ödeyeceğiz, bankalar işte borçları almayacak mı, ilk etapta ötelenecek mi? Klasik çünkü iş yapanlar yani dışarıdan şey gibi görünüyor. Ticaret uğraşanlar hep nakit yapıldığını düşünüyorlar. Tabii evrak yani aslında çoğu evrak öyle söyleyeyim size. Yani öyle para çok, hani para hesabına girse de cebine girmiyor. Sistemde dönüyor. Ben hep şey diyorum. Tamam borcunu bilmem niye ödüyorsun. Günlük kurtarıyorsun ama ötesi yok. Ne tırtıklarsan kâr bir hesabı. Böyle bir döngü. Ve pandeminin ilk ayı ofiste bir eğitim vardı. Çünkü ne yapıyorduk? O sırada eşitsiz bir kâr devam ediyor. Ya şimdi diyorum ki gideceğiz virüs bize bulaşacak. Gelecek herkes görecek. Kafada öyle bir şey var. Kimse para vermiyor. İş yapıyoruz. Herkes diyor ki ya dur bir az görevimizi görelim. Biz de görelim. Biz göremiyoruz ama. Böyle olunca dedim ki ben bütün herkese çalışanlara dedim ki arkadaşlar herkes dedim izne geçsin. Hatta ücretsiz izin muhabbeti var bu arada. Herkes dedim izin yapsın diye dedim bakalım bir iki ay bir geçsin. Ondan sonra karar vereceğiz artık ne yapacağımıza. Bilemiyoruz. Derken tam böyle eve geldim. Birkaç gün geçti. Canım da sıkılıyor. Ne yapsam ne etsem diyorum. Derken Zeynep bir daha aradı. Ama işte bakın tecrübeleniyor. Her aradığında bir şey öğreniyor ve bu sefer çok doğru yaklaştı bana. Dedi ki, ya kanka seni çok özledim dedi. Bir yıldır da falan görüşemiyorduk. Seni çok özledim dedi. Ben de sana yakına Ankara'ya geliyorum bir eğitime dedi. Gelsene dedi görüşmüş oluruz falan filan. Ben de boş bulmuş oldum tamam dedim ya geleyim. Zaten evde canım sıkıyor dedim. Ondan sonra ben normalde tabii hiç işle alakam olmayan ben düşünsenize adam 10 saat gibi bana anlatıyor ben dinleniyorum. Aradan 2 yıl geçiyor şartlar işte.
Artık benim belki de haz olmamla alakalı bir şey. Tabii bir yandan da kafamdan geçiriyorum diyorum. Gideyim Ankara'ya da şunun da diyorum, işini bir öğreneyim. Bakın nasıl bir şeymiş diyorum. Belki diyorum yaparız falan. Çünkü bir yandan da araçtayım. Önümü göremiyorum ya. Ne yapabilirim diye bir yandan da düşünüyorum çünkü. Kenarda öyle çok birikimimiz de yok. Çalışmamız lazım. Ödemelerimiz fazla. Neyse. Çıktım Ankara'ya gittim. Bu da... Hatta tarih yapmışım. 27 Şubat 2020. Ankara'da neyse küçük bir eğitim yaptılar böyle. 20 kişi falan var. Tabii ben eski tecrübeli olduğum için daha toplantı başlamadan girdim aralarına. Soruyorum mesela. Diyorum ki siz diyorum iş yapıyor musunuz diyorum. Diyor evet diyor. İşte mesleğiniz dedim memur diyor mesela. Ne kadar süre yapıyorsun diyorum. Diyor ki 3 ay diyorum. Para kazanıyor musun diyorum. Şu kadar kazanıyorum diyor. Mutlu. İlginç. Öbürüne dönüyorum. Diyor ki ben diyor 3 gününden sonuç aldım şöyle yaptım. Herkes pozitif. Ben de bu işte bir şey var da dur bakalım. Bunların bu kadar pozitif olması ilginç diyor yani. Çünkü biz şimdi biraz da ticaretle uğraştığımız zaman herkes somurtuyor yani. İnsanlar pek görmüyor. Çünkü aslında haklı da. Çünkü hep sorunla uğraşıyor. Hep ben bu çeki nasıl ödeyeceğim? Bunun adı günü geliyor bunu nasıl yapacağım? Bana bir stres aldım. Böyle olunca da şey yapamıyorum. Nasıl değil? Pozitif düşünemiyorum. Neyse biz de toplantı başladı, dinliyorum. Bu Ayber Bey'in anlattığı bölüm var ya, videoyukları. Oraya bir tane bankacı aldım. Dedik işte ben bankacıydım, beni işten çıkardılar. İşte sonra Vanlı'da çalışmaya başladım. 8 ayda 400 bin TL para kazandım. Oturduğum yerden 400 bine kazanmış. 8 veriyorum 50 bin lira. İyi para veriyorum. Adamı da inceliyorum diyorum ki ben yaparım diyorum ya. Bak, 400 kazandıysa ben hayli kazanırım falan diyorum kendime. Onu küçümsediğim için değil. Sadece biz biliyorsunuz aslında bunu hep yaparız yani. Kafamdan diyorum ki ben de yapabilirim. Sonrasında toplantı bitti. Tabii ben daha bu arada ne yapacağım bilmiyorum. Toplantı bitti. Zeynep dedi ki ya bana dedi şu dedim, ödeme planı dedim, bir baştan sona anlatınız. Anlattı, işte emin misin diyorum, eminim diyor. Sonra dedim ki, bak dedim, kardeşim biliyorsun biz hayatta yaşamadığımız şey kalmadı sana dedim. Benim sana güvenim sonsuz, problem yok. Ama dedim seni de kandırmış olabilirim yani. Bu arada dediğim adam da ayda 150-200 bin TL para kazanıyor şirkette. En çok kazanan birisi. Ama seni de kandırmış olabilirler. Gel dedim biz şu şirket sahipleri sen ara dedim. Dedim randevu aldım. Hemen gidelim yarın bir kullanıcı görüşelim. Tabi o zaman ben bu soru belirimi anlamıyorum. Tamam dedim aradım. İşte devam geliyoruz. Müsaitseniz dedim görüşelim. Tabii ki dedi onlar da sağ olsunlar. Neyse biz çıktık hemen İstanbul'a gittik. İstanbul'a gittik. Mustafa Bey ile tanıştım işte. O zaman Mustafa Bey'in tanıştığı. Bana hayalindeki şeyleri anlattı. Yani nasıl diyeyim bu işten neler yapmak istediğini. Gelecekte işte yurt dışında şöyle olacak, ne olacak, dünyanın en güçlü ekonomik madde şirketlerinde ne olacak falan filan. İlk kez bir tane Türk'ün bu kadar güzel olduğunu görüyorum. Ben diyorum, ilginç yani her şey şey oluyor ama hani bazen şey vardır. Biriyle tanışırsın, sanki böyle yıllardır tanışıyormuş gibi hissedersin değil mi? Aslında buna bazen de elektriklenme diyorlar işte ya da... Bilmiyorum, uyum oldu yani. Adamla böyle bir aramızda bir şey oldu. Evet, frekanslar aynıydı. Sonra dedim ki Zeynep'e, çıktık işte şirketten, ben bu işi yaparım dedim. Ama dedim ben gideceğim, işlerimi hepsini kapatacağım. Çocuk da dedim zaten yapın, dünyaya gelsin dedim. Ondan sonra dedim ben başladım bir şey yapmaya. Zaten dedim iş yerinde her gün zarar yazıyor. Ne oldu belli değil dedim. Devredin dedim. Kafam rahat oldu dedim. Ben dedim bu işi dedim yapabilirim. Şimdi kazanan paralar falan da gördüm. Yapabilirim dedim. Neyse bütün her şeyi hallettik. Çocuğum dünyaya geldi. İşleri hallettim. Tamam dedim hadi başlayacağız. Baba bu sefer de şehir arası yoldu. Yasak. İznet abi. Şimdi ne diyeceğim? Kaymakamlar gibi ben iş kullanışım bir şeylere gitmem lazım desem izin vermezler.
Dedim ki o zaman yapacak tek bir şey var. Burada da vardı galiba. Online çalışmaya başladım. İlk iki ayımda sadece telefon ve bilgisayarla çalıştım. Evden. Hiçbir şey yapmadım. Çünkü gidemiyorum. İki aydan sonra şey kalktı. Yasak kalktı ve ben diğer şeylere gidip iş bulmaya başladım. İlk başlangıçta evden çalışırken ilk iki ayda bekim olmuş. İkinci ayın sonunda izin çıktı. Hafta şehir dışına çıktım ve akrabası oldum. O hafta hani nasıl desem akrabası oldum ama iyi de kazanıyorsunuz yani. Gelir olarak da tabii iyi para. Hesap ediyorum. Diyorum ki bu para böyle katlayarak gidersek diyorum. Bambaşka bir şey olabilir diyorum. İkinci ayında akrabası oldum. Dördüncü ayında master oldum. İlk katıldığım kampa master olarak katıldım. Beşinci ayında Pearl Master oldum. Beşinci ayda Pearl Master olduktan sonra ki beşinci ayda birazdan mesela ilerleyen bölümlerde yani bu işle neler kazandığımı da göstereceğim. Beşinci ayında çok ciddi para kazandım işler. Ve beşinci ayından itibaren de her ay üstüne koyarak devam ettim. Ve 19 aydır bu şirkette çok ciddi para kazanıyorum. Bizim şirketimizde şey var, her ay en çok kazananların açıklandığı bir liste var. Şirket bunu şeffaf bir şekilde kendi resmi sayfalarında paylaşıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Geçen sene 4 numaraydı. 4-4-4 gidiyordum. Çok nadiriz 4'ün altına düştüğü. Bu son aylarda biraz daha değişti. İşimizin büyüdüğü için. Geçen ay 2.ydi. Muhtemelen bu ayda 2 ya da 1'dir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tahminim var. Ben daha açıklanmadım. Muhtemelen yarın açıklanır. Ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Çünkü hani kendi kazancımı bildiğim için 3 aşağı 5 yukarı öyle de bir düşünüyorum. İlk başta bu işi kurarken şehir arası gitmem de yasaktı. Ve hani şey vardır. Başlangıçta bazen işte sevdiğimiz insanlar nasıl ben arkadaşıma 2 yıl ayrı dedim ya. Benim de çevremdeki insanlar hemen evet demedi. Hemen işte yapalım edelim demedi. Mesela benim ağabey avukat, ceza davalarında çok iyidir. Adam hep suçla uğraşır. O yüzden de her şeyi nasıl diyeyim, kötü tarafından görür. Pek iyi düşünmek gibi bir şey yoktur. Alışkanlık olmuş artık onda. Mesela bu bardakta diyelim su var, neden dolu değiller? Bardakta su olmasında iyi bir şey demez yani. Neden tam dolu değiller? Oradan da şüphelenir, kesin bir şey var. Ve ben bambu yapacağım falan dedim. Eşimle gittik, aile meclisi falan. Oturduk dedim ki ben dedim iş yerini falan ne veriyorum. İşte bambu yapacağım. Abi dedim ki ya o ne işin var ya dedi. Korunluk benim var burada. Kazanıyorsun işte. Niye macera arıyorsun dedi. Bak dedi beni dinle hiç girme bu işlere uğraşma falan dedi. Ki dün ona birlikteydik dün sabah. Konya'ya gideydim. Şu an bu arada Ankara'da yaşıyorum. Dedim ki işte ben Konya programı var, oraya geçeceğim. Program nasıl şu an, nereye gideceksin başka? Dedim Konya'ya gideceğim, oradan İzmir'e geri geleceğim. Akşamdan sonra dedim Ankara'ya döneceğim falan. İyi diyor, yurt dışında falan varmış şu arada diyor. Şu an onun için Banu Mekanik şirketi muhteşem bir şirket. Network marketing çok iyi bir sektör. Çevresindeki insanlara da diyor zaten. İyi paralar kazanabilirsiniz diyor. Diyorlar. Onları kılıklar şeyler diyor. Zaten şunu da diyor. Ben zaten hep biliyordum. Sen ya çok fakir olsun ya çok zengin. İşin esprisi de bazen en yakınımızdaki insanlar bizi koruma şükürsüyle ilk başta karşı çıkabilir. Ama sonrasında onlar sizdeki isteği, sizin başarınızı, sizin kazancınızı gördükçe bakışları değişiyor. İlk başta bakın şehirler arası demiyorum. Ama şu an uluslararası bir iş kuruyorum. Sadece Türkiye değil. Evet Türkiye'de birçok noktada işim var. Ama bunun dışında dünyanın birçok ülkesinde. Belki şu an 30'a yakın ülkede işim var. Bakalım biraz. Başlama. Efendim? Var.
Bakın ilk iş kurduğum yurt dışı ülke şurası, Endonezya. Bizden ne kadar uzakta biliyor musunuz? Uçakla 12 saat. Yakın. Uçakla 12 saat. Aktarmasız 12 saat. Aktarmalı 17 saat çıkıyor. Ve ben orada o işi kurarken gitmeden buldum. Online. Ekran üstünde. Düşünsenize. O adamlar firmayı görmedi. Ürünü görmedi. Şirketi bilmiyor. Adam Türkiye'yi arkadan zor bulur. Türkiye'yi bilmiyor. Sadece bir hayale inandılar aslında. Ama bugün sadece Endonezya'da aktif bayi sayım şu an 25 bin civarında. Ve hızla büyüyor. Endonezya'dan sonra hemen yanında Malezya, Brunei. Burada bakın, belki bazılarınızın duymuş olduğu papağa yeni yine var. Kimler duydu? Eskiden ben de duyardım da haritanın nerede olduğunu bilmiyordum. Şurada. Mesela papağa yeni gibi 3 tane apartisim var. Şurada bir küçük bir ülke var. Ada ülkesi, Timor-Leste diye. Haritadan bulmakta zorlanıyorum ben. Açtım baktım, Allah Allah, böyle bir ülke mi var? Duyduğumda yani. Biraz daha bakın buralara yukarı çıktığımızda Filipin, Tayvan, bu tarafa dönüyoruz. Bu tarafa döndüğümüzde şurada Vietnam, Kamboçya, bakın bu tarafta Hindistan çok büyük işim olduğu yerlerden birisi. İyi yanında Bangladeş. Birçok ülkede iş kurmaya başladım. Avrupa'da birçok ülkede işim var. Şu an Türkiye'nin hemen komşusu olan İran'da şu an iyi bir işimiz var. Baktığımda iş bir anda birçok yere gitmeye başladı. Şu an Latin Amerika'da, buraya haritaya koyamadım. Büyük olunca onu koyamadım. Mesela şu an Latin Amerika'da iyi bir oluşum içerisindeyim. İlk zamanlar belki şehirlerden şehirlere gitmeyi bile zor görürken, şu an ülkelere gidip o ülkelerde bu fırsatı onlara sunup hayatlarında birçok şeyi değiştirmemizi sağlar. Bazen çok böyle yakınımızda olduğunda, ulaşılabilir olduğunda kıymetini tam bilemeyebiliyoruz. Biraz daha size birkaç ülkelerden görsel göstermek istiyorum ki siz işimizin ne boyutlu olduğunu biraz daha iyi görün. Bakın burası Endonezya'daki ofisimiz. Bir videosu var. Ses verelim mi? Bazen bu rakamları paylaşmayınca şirket çok böyle gözünüze şey gelmeyebiliyor.
Ama gerçekten şu an uluslararası arenada çok hızlı büyüyoruz. Çok ciddi işlere imza atıyoruz. Ben yükebilir miyiz? Yok, şöyle aşağıdaki kaseye basalım. Şuraya. Şuraya basalım. Yok, şu kaseye basalım. Tamam. Hiç dokunmayalım, böyle gidelim. Burası Malezya ofisimiz. Şu an Malezya'daki aktif bayi sayımız 2500 geçti. Ses de bu bilgisayar olsun. Türkiye'den Gürkan nasılsın? Adama WhatsApp'tan yazıyorum.
dönemlere dönüyor, diyor ki iyiyim ama numaramı nereden buldun? Ya da nereden tanışıyoruz? Ben de diyorum ki işte Ukrayna'daki şu arkadaşım verdi numaranı. Senin yapabileceğini düşündüğümüz bir iş fırsatımız var. İlgilenirsen sana sunumları atacağım. İncelersin, konuşuruz diyorum. Okey diyene sunumları atıyorum. Böyle yaparken bir tane Endonezya'dan biri çıktı abi. Ben sunumları attım, inceledi, dedi ki ben bu işi yapmak istiyorum. Süper dedim. O zaman dedim gel Zoom'da konuşalım sen de detaylı. Ben sana iyice bir anlatayım dedim. Neyse Zoom için hemen link attım. Zoom'a geldi. Anlaşamıyoruz. Ben bazı Endonezya dilini bilmiyorum. O İngilizce bilmiyor. Meğerse adam Translate kullanıyormuş. Anlaşamam. Ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. O bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. En son yazdım dedim ki en iyisi şöyle yapalım. Sen dedim bu şekilde biz anlaşamayacağız. Bizim anlaşmamız için bir tane dedim İngilizce bilen bir arkadaşını davet ettim. Ve o da toplantıya bu arkadaşımızı davet ettim. Tercüman olarak. Rudy de Network'a uğraşmış biri. Fakat Network'a link yapmak gibi düşüncesi yok. Neyse bizi sırf anlaşmamızı sağlayabilmek için toplantıya Rudy getirmiş. Ben söylüyorum, Rudy çeviriyor. Onlar söylüyor, Rudy bana çeviriyor. Ve sonra dedik ki, işte her şeyi anlattım. Dedi ki bana, iki gün, bana dedi süre ver, iki gün sonra bir daha toplantı yapalım. Tabii ben bu arada pasif kaygılaştım bu arkadaşın. Yaptım, iki gün sonra bir toplantı daha yaptık. Dedi ki, ya ben çok düşündüm, ben bu işi yapamam dedi. Rudy çeviriyor bana, ben bu işi yapamam dedi diyor, ama ben yaparım diyor. Ve bazen fırsatın nereden geleceğini bilemezsiniz. Bakın Rudy'nin ben yaşadığı ilk görüşme yaptığımız, yaşadığı köyüne gittim. İlk görüşme yaptığımız ev, belki birçoğumuzun, bunu düşünmek için söylemem ama bazı şeyler de artık söylemek lazım. Birçoğumuzun yaşamayacağı bir yerdi yani. Çok kötü şartlarda bir ev. Üç çocuğu vardı, bir mutfak var. Yani küçük böyle bir şey var. Herkesin birlikte kaldığı bir yer var. O kadar. Ve adam öyle bir yerden iş yapmaya karar veriyor. Ve akabinde şu an Rudy aylık bakın yaklaşık 40 bin dolar para kazanıyormuşlar. Değişiyor 40 bin 50 bin ama o rakamın çok altına düşmüyor. Ve şu an o köyünde onlarda bir adet var. Köyün işte en güzel evi falan filan muhabbetleri vardı. Eski evinin tam karşısına bir tane kocaman bir villa yaptırmış. Ben gördüm gidip. Orada diyor ki şey yapacağım, Van Mor villası yazacağım diyor. Aynen, gelenlere bak burası eski evdir, burası yeni evdir diye. Ve şu an Endonezya'da asgari ücret, bakın Jakarta'da bile 250 dolar. Ama bu adam ayda 40 bin dolar para kazanıyor. Şu an artık oranın, hani krallık yok ama oranın kralı diyebiliriz. Orası için çok ciddi paralar kazanıyor. Peki bunu yaparken ne yaptı? Aslında bir hayale inandı, bizlere inandı. Hiçbir şey yoktu. Ne şirket vardı, ne ürün vardı, ne başka bir şey vardı. Sadece bizlere inandı ve işi yapmaya başladı. Rudy'nin ve ben oraya gittiğinde bana bir şey söyledi biliyor musunuz? Ben hep diyorum, bu hayatta herkesin bir görevi vardır. Hayatınızda giden herkesin bir görevi vardır. Rudy, ben onunla tanışmadan önce hep dua ediyormuş. Allah'ım benim karşıma iyi para kazanabileceğim düzgün bir iş çıkar. Ve tesadüf ya, biz denk geldik ve onunla oraya yoğurmuş. Demiş ki benim aradığım iş bu, karşıma ta oradan çıktıysa diye ve iş yapmaya başlamış. Ve bugün kendisini, ailesini, çevresini birçok kişinin hayatına doldu. Şu an kendi hayat standartları değiştiği gibi Endonezya'da da çok fazla insanın hayatına dokunuyor.
Burası Palemban. Eğitimlerden birkaç kare göstereceğim. Burası Makassar eğitimi. Ve sonra Pekanbor'a gittik. Pekanbor'da bir büyük bir eğitim yaptık. 1300 kişi. Şimdi size onun videosunu da göstereceğim. Eğitime giderken özel böyle VIP araçlar bakın. Ve burada bunlar gerçek polis bu arada. Bildiğiniz bizim gideceğimiz şeyin önünde ve arkasında polis. Tabii şimdi biraz şey yapmak istedik biz de. Sonuçta Endonezya çok zengin bir ülke değil. Onu söyleyeyim. İster istemez biraz tedbirimizi almamız gerekir. Böyle bir soru olacağından değil ama olsun. Biz bu şekilde eğitime gittik. Ve o eğitimin de şimdi size bir videosunu göstereceğim. Bazen, bakın bazen tamam para kazanmak önemli, para için bir şey yapıyoruz ama bazı şeyler sizi o kadar mutlu ediyor ki başka şeylerin önüne geçiyor. Şimdi videoda göreceksin mesela insanların o mutluluğunu, o sevgisini, o bambaşka bir şey, tarif edilemiyor. Ürünlerle inanılmaz sonuçlar.
sonuçlar var. Mesela yazın YouTube'a One More Endonezya ürün sonuçları falan diye böyle. Neler var neler. Bazen mesela sonucu ben görüyorum. Arkadaşım soruyorum, diyorum ki bu ürün sonucu gerçek mi? Bakın işi yapan, o kadar para kazanan biri, ben soruyorum bu gerçek mi diye. Çünkü orada sağlık sistemi bizimki kadar henüz gelişmiş olmadığı için ürünlerle çok fazla sonuç alıyorlar. Alternatif tıbba yöneldiklerinden dolayı ve biz de onların aslında birçok problemini çözmelerine yardımcı olabiliyoruz. Ve bir bakıyorum, inanılmaz ürün sonuçları, para kazananlar, hayatı değişenler, değişmeye başlayanlar ve herkes çok heyecanlı. Mesela düşünsenize ben Türkiye'deyken mesela öncesinde çok iş yaptım ama hiç mesela konsolosla görüşmedim. Hiç ticaret işleri oturma şansım olmadı. Öyle bir şeyim yok. Endonezya'da mesela biz tabii şirketi kurduk ikinci girişiminde artık işler büyümüş, sistemini kurmuşuz ve orada ismimiz çok fazla duyulmuş. Bir gün konsolosluktan biri aradı. Konsolos Bey bizle görüşmek istemiş. Şaşırdım yani. Hiç, çünkü hayatımda öyle bir şey olmamıştı. Hiçbir ilerleme olmamıştı yani. Endonezya çok uzak olduğu için Türk firması yok denecek kadar az. 6-7 tane böyle büyük firma var. Yani kimlerin orada olduğuna kadar biliyor adam. Öyle söyleyeyim. İşte sağ olsun tanışmaya davet etti bizi. Çıktım gittim. 2 gün sonrasında randevu ayarladım. 2 gün sonra gittim. Ticaret işimiz de geldi. Oturduk. Yaklaşık 2 saat boyunca konsolos ve ticaret işiyle eğer bizi desteklerlerse o ülkede neler olacağını, nasıl ciroya ulaşacağımızdan falan bahsettim. Onlar da hiç aslında duymamış böyle bir şeyi. İlk kez duydular ve dediler ki açılışa büyük bir açılış yapacağız. O zaman dedim büyükelçimizle sizi de bekliyorum. Tabii ki sağ olsunlar çok özür dilerim. Ve belki benim için bambaşka bir şeydi. Çünkü öncesinde hiç tamam para kazanılabiliyor ama hiç bu şekilde bir şeyim olmamıştı. İnsanların artık nasıl diyeyim size başka gözle baktığı bir noktaya geliyorsunuz. Sadece iş para da değil. Statü kazanıyorsunuz. Ve belli bir noktadan sonra artık birçok ülkede işlerinizi sorunsuz yapabiliyorsunuz. Ve en temel şey tabii hepimizin aslında bu işi yaparkenki en temel olayı başlangıcımız neydi? Para kazanmak değil mi? Ben de mesela bu işe bunun için başlamıştım. Hani hedefim de şuydu, 6 ayda Permaster oldum. Ayda 150-200 bin para kazanırım. Neden? Çünkü arkadaşım Permaster'dı. Ayda 150-200 bin kazanıyordu. Dedim ki ben de 6 ayda bunları yaparım. Böyle kazanırım falan dedim. Bu hedefimi mesela 5 ayda yaptım. Daha fazlasını kazandım 5. ayında. Ama gelelim bugün ne yapıyorum, ne kazanıyorum? Kimler merak ediyor? Tamam. Evet. O zaman burayı okuyabilen var mı? Tamam. Aradan bir kişi seçmek istiyorum. Kim bana yardımcı olmak ister? İlker Bulan geldi. Alayım sizi. Tamam. Süpersin. Ekrana doğru yaklaşırsan. İsim neydi bu arada? Erk. Erk oradaki rakamı bize söyleyebilir misin? 827.000. Gel dur. 827.000 dolar. Tarihi bize de okuyabilir misin? Bak şu aşağıda. 26 Eylül. Dur. 26 Eylül 2021. Ne kadar demiştin? 827. Tamam. Bugüne bakalım mı? Tarih yoktu musun? 28 Ekim. 26 Ekim. Tarih bugün ayın kaçı? 31. Saat kaç? Şurada kaç yazıyor? 2.30. Evet. Saat 2.30. Az önce yani içeride yaptım. Bir geliri okuyabilir misin? 936.000 dolar. Yani aradaki bir aydaki fark ne kadar? 110 bin. Evet, 110 bin. Sizce nasıl bir para? Peki,
O zaman size bir soru sorayım. Sizce benim bu rakamları, aylık bu rakamları kazanabilmem için yatırımım ne kadar olmuştu? İşte? Neden söylemesin? Yok, ben şöyle yaptım. İlk başlangıçta işi bilmiyordum ama ben bu işi yapmaya karar verdiğimde benden önce arkadaşlarım anlatmıştı. 1000 QV ile, yani 1000 puanla başladım. Benim zamanımda da 6950 lira gibi bir şeydi. Şu anda da 7200 lira verdim. Düşünsenize. Maksimum yatırımın 7200 lira. Aylık kazancınız kaç katı olur? Çok kötü. Tamam. Sıkıntı yok. Ben de hesaplamıyorum. Önemli değil. Peki bir şey soracağım size. Bugün biraz daha şimdi beyin fırtınası yapacağız. Aranızda mali müşavir ya da muhasebeci olan var mı? Tamam, süper. Şu an bir şirket kurmak. Yani ben mesela iş yeri açmak istesem. Şirket kurmam lazım değil mi? İş yeri açmak için. Ne kadar para harcamam lazım? O şirketi evrak üstünde kurmak için. 7-8 mi? Ha, sermaye harç. Ha, bir de sermaye koyacağız yani. Tamam, yani dükkan tutacağım. İçerisine bir sermaye koyacağım. Ve ne iş yaptığına göre değişir ama bakın sadece şirketi kurmak gelir 8 bin lira. Peki örnek veriyorum 50 bin lira 100 bin lira harcadım. Bana getirisi ne kadar olacak? Gelirsiz değil mi? Yalan da olabilir yani. Belki zarar da edebilirsin. Evet, zarar da edebilirim. Dükkanı kapatabilirim. Bakın bunu niye diyorum biliyor musunuz? Network marketing biz sıradan insanlara küçük yatırımlarla büyük para kazanma imkanı sağlıyor. Yani benim o gün yatırmış olduğum 6950 lira bugün her ay onun kaç katı bilmiyorum işte 50, 60, 70 kat, 100 kat neyse para kazanmamı sağlıyor. Ve şu an belki de o gün hayal edemediğim şeyleri çok daha rahat yaşayabiliyorum. Ve sadece 19 ayda yaptım bunu biliyor musunuz? Düşünsenize bir işe başlıyorsun 19 ay sonra aylık kazancın çok ciddi noktalara gelebiliyor. Peki bunu yaparken işte muhteşem yeteneklerim olduğu için mi bu şekilde hızlı oldu? Hayır. Sadece bir şeylere karar verip yaptığım için aslında. Ben olumsuz kısmını düşünmedim. Kahraman Tazeoğlu'nun bir sözü var. Diyor ki risk al. Yani risk almaktan korkmayın diyor. Başarırsan mutlu olursun. Başaramazsan büyürsün diyor. Tecrübe kazanırsın. Şimdi denemeden sadece aynı şeyleri yaparak farklı sonuç elde edebilir miyiz? Edemeyiz. O yüzden ne yapmak lazım? Bazen bir şeylerin olması için bizlerin de başka şeyler yapması lazım. Cesur olmamız lazım. Ama bu bölümü 2 dakikalık bir videoyla özetleyeceğim size. Akabinde son bir 10 dakikalık bir bölümümüz olacak ve ondan sonra yemeğe gideceğiz. Bu videoyu çok dikkatli izlemenizi istiyorum. You gotta have the courage. Do you have the courage to act outwardly on what you see inwardly? Or will you die a dreamer? Will you die on the verge and on the edge and in the land of coulda, woulda, and shoulda? Do you have the courage? I'm going to drop some on you. It takes courage to be successful. It is far easier not to be successful. Misery will always have company. Success breeds contempt. If you don't want to make waves,